Böyle yiyorlar ya da bağlı kurtlar diğer sinekleri falan böyle yiyebiliyorlar. Steri önemli, multiple yiyin çok önemli, bize derinlik bilgisi veriyor. Şimdi biz birazdan daha bakacağız. Yapmaya çalıştığımız şey şu, aynı şey noktayı hem bu gözle hem bu gözle görebiliyoruz. Aynı noktayı hem bu gözle hem de bu gözle görebiliyoruz. Gördüğümüz zaman şu çizdiğimiz doğruları kesiştirdiğimiz zaman o noktanın derinliğini, biz de onun uzaklığını anlayabiliyoruz. Ama tek gözle bunu yapmak o kadar kolay değil. Tek gözle yapmak için şöyle yapar, ilişkiyi yapmışsınız değil mi? Şimdi iki göz işe yaramadığı zaman çok uzaklar için iki göz derinliği çok iyi göremiyor. Niye? Şimdi bu noktayı açı farkı çok şey yapıyor. Şöyle düşünün. Tamam mı? İkisi hemen hemen aynı doğru olmaya başlıyor. Çok uzak düşündüğün zaman ikisi hemen hemen aynı doğru olmaya başlıyor. Kesişimleri çok iyi çalışmıyor. Çok uzaktaki noktalar için aynı şeyler, dediğim çok uzaktaki noktalar için şu gözle çok şey yaramıyor ama şöyle yapabilirsiniz eğer şöyle yaptığınız zaman. Şöyle. Sanki gözünüz çok iki farklı noktada göz varmış gibi. Şurada ve şurada, tamam mı? O size şeyi veriyor. Farkı veriyor ve derinliği anlayabiliyorsunuz. Ya da şu deneyi yapın. Parmağınız burada. Sağ göz ve sol göz. Bir sağ gözünüzü kapatın, bir sol gözünüzü kapatın. Parmaklarınıza bakın. Geri çok değişiyor değil mi elinizin geri? Yakında olduğu için. Ama uzaktaki objelerde olmaz. Sağ gözle sol gözle bakın. Tıpatıp aynı yerde kalıyor. Etkili olmuyor. Onun yerine ne yapıyorsun? Şöyle yapmaya başlıyorsun. Hareketler almaya başlıyorsun. Bu da multiple view ama aynı zamandaki bir multiple view değil. Değişik zamandaki. Buna hareket deniyor esasında. Hareketten derinlik anlamında. Shape from motion. Shape from motion. Hareketten derinlik ve şekil algılama var. Bir de shape from stereo. Birden fazla açıdan bakarak derinlik anlamında. Biz bugün multiple değil, birden fazla açıdan bakarak derinlik anlamı üzerine konuşacağız. Tamam, o dakikada verelim arkadaşlar. Böyle devam edelim.